Evet, bir sorudan başlayalım. Bu ilk 8 soru 2017 LYS Türkçe sorusu. Türk Dili ve Edebiyatı AYT'de çıkmış Türkçe sorusu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kısa sürede acele olarak anlamlarına gelen bir söz kullanılmıştır? Paragraf olduğu için size bırakıyorum. Okuyorsunuz ya. Çok konuşursam da kafanız karışır. Okumanızı rica ediyorum. Hangi cümlede kısa sürede acele olarak anlamlarına gelen bir söz kullanılmıştır? Aferin Nisa. Bir mi hocam? Evet, bir. Aferin. Süper. Evet, başka cevaplamak isteyen var mı? Tabii ki arkadaşlarımın dediği gibi cevabımız Adana. Bir. Nerede var? Bu yazı Güven Turan hakkında ayaküstü tutulmuş. Ayaküstü tutulmak, yani notların ayaküstü tutulması kısa sürede acele olarak anlamına gelir. Yani Adana. Aferin. Evet, diğer sorumuz. Bu parçadaki altı çizili sözcükle mutluluk ve haz hakkında anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisidir? Sadece altı çizili sözcüğü değil, paragrafı okuyun. Evet, cevaplarınıza bakayım. Nisa'cığım tekrar düşün tatlım. Tekrar düşün. Haz o anda gözler yumularak, mutluluk ise gözler açılarak katmerlenir. Katmerlemek, katmerlemek. Katmer, kat. Katmerlemek, kat kat. Donuklaş var mı hocam? Şimdi katmer, kat demek ya, kat. Katmerlemek, kat kat. Yani üst üste koymak. Katları üst üste koymak. Paragrafın anlamı itibariyle bakarsak eğer ne anlama gelir oğlum? Aferin Nisa. Doğru. Bak ne diyor? Bir dakika. Cevap geliyor, o yüzden susuyorum. Emirhan'cığım. Denizli değil. Şimdi dikkat edilirse mutluluk tanımlanırken haz tanımlanırken mutluluğun anlam alanından yararlanılır. Ama mutluluk hazın bir gömlek üstüne konur. Zira gönlün, çünkü bağlacı. Zira gönlün hissedişi zihinden önce gelir. Belki bu yüzden haz o anda gözler yumularak, mutluluk ise gözler açılarak katmerlenir. Katmerlemek, kat kat demek, kat kat. Üst üste koymak, kat kat koymak. Cevabımız ne olur? İşaretleyeyim mi arkadaşlar? Doğru cevap veren arkadaşımız oldu. Cevabımız Adana. Çoğalmak, katmerlemek, kat kat üst üste koymak anlamında ve paragraftaki anlamı da nedir? Çoğalmadır arkadaşlar. Katmerlemek, çoğalmak. Evet, bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Lütfen dikkatle okuyun. Ben de okuyayım. Dikkatiniz dağılırsa söyleyin ama yanlış anlamam. Bergson toplumları başlıca iki grupta toplar. Açık toplumlar ve kapalı toplumlar. Kapalı toplumda üyeler birbirine kenetlenmiştir. Kendi toplulukları dışındakilere karşı ya kayıtsız ya da saldırgan bir tavır geliştirirler. Daima dar ve nokta nokta olan bu tür toplumlar, ilkel toplumlarda görülen birçok özelliği de bünyelerinde taşırlar. Ancak demişim, açık toplum ise insanlığı bütünüyle kucaklayan toplum çeşididir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi dışa dönük olur mu ki? Kendi toplulukları dışındakilere karşı kayıtsız. Ya kayıtsız diyor. Bir saniye. Aferin. Aferin Emirhan. Güzel. Doğru Emirhan. Değişken olsa daima dar ve değişken. Daima dar ve korunaksız. Daima dar ve gerçekçi. Kapalı toplumda üyeler birbirine kenetlenmiştir. Kendi toplulukları dışındakilere karşı ya kayıtsız ya da saldırgan bir tavır geliştirirler. Neşe Topluluk. hocam, sorunun ortasında siyah bir şey var da soruyu tam göremiyoruz şu an. Nerede tatlım? Nerede var? Tam Hocam ortada tam hocam. ortasında. Tam ortasında. Ha,
Ha şey, bu alıntı yaptığım için ÖSYM kitapçığından, onun arkasında ÖSYM yazısı var ya, M o. Ben size Yok isterseniz yok hocam, o okuyayım. şu an çıktı. Ya Şu an siz mı çıktı? mesajlara bakarken kaldı Öyle mi? sanırım. Şöyle Evet yapalım o hocam. zaman. Bir saniye şöyle yapalım. Bir dakika slide yapalım, başa alalım. Düzelecek mi? Bunu yaptık. Bunu yaptık. Buradayız. Böyle yaparsak ben Güzeldi işaretleyemem. hocam. Şimdi düzeldi değil mi? Tamam. Ben o zaman işaretleyemem şu anda ama olsun. Sorun değil. Ama Öyle. hocam E şıkkı yok şimdi de. E şıkkım yok. E'ye söyleyeyim. Ha. E gerçekçi. Bir dakika bir geri alalım. Bir dakika bir geri alalım bir daha. Şimdi tekrar çıkıyor mu aynısı? Evet hocam, şu anda var. Şu Ama an şu bende an her yok şey hocam. gözüküyor. Şu an gözüküyor mu her şey? Evet hocam. Tamam, Evet. gözüküyorsa sıkıntı değil. Gözükmediğinde söyleyin, yine slide yapıp geri alayım. Tamam mı? Evet, bu soruya net cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Sizce o boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Anlam itibariyle hangisi getirilmelidir? Mesela gerçekçi desem olur mu? Uyar mı paragrafla birlikte? İkinci cümleyi tekrar okuyorum. Kapalı toplumda üyeler birbirine kenetlenmiştir. Kendi toplulukları dışındakilere karşı ya kayıtsız ya da saldırgan bir tavır geliştirirler. Bu tür toplumlar nasıl toplum olur dar toplumla birlikte? Aferin. Ahsen, Emirhan, Enes. Doğru. Tabii ki arkadaşlarımın dediği gibi cevabımız Bursa'dır. Dışlayıcı olması lazım, değil mi? Dışlayıcı kelimesinin getirilmesi lazım. Aferin Necdet. Evet, diğer sorumuza geçelim. 8'den sonra edebiyat da var. O yüzden birazcık acele ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayrıca içinde verilen ifadeyle uyuşmaktadır diyor bak. Uyuşmaktadır. Tarihi bir kalenin çevresine kurulan Uçhisar, İlkbahar aylarında mis kokulu rengarenk çiçeklerle bezenir. Bunda karşılaştırma var mı? Nevşehir'in yaşayan el sanatlarından biri geleneksel tezgahlardaki dokuma halı ve kilim üretimidir. Burada bir çıkarım mı var? Ürgüp Edirne'de mi yakınlarında hocam? yöre halkının üç güzeller adını verdiği peribacaları gün boyu fotoğrafçıların akınına uğruyor. Bu tanım cümlesi mi ki tanım yazmış? Uyuyor mu yani? Bu yörede uzun yıllar varlığını sürdürmüş mağara evleri günümüzde güzel ve konforlu birer butik otele dönüştürülmüştür. Nesnel bir bilgi mi acaba bu? Bu topraklarda çok lezzetli ve çeşitli üzümler yetiştiğinden olsa gerek, yörenin her yerinde bağlara rastlıyoruz. Hangi kavram açık örnekle uyuşuyor arkadaşlar? Bir tane doğru var bunların arasında. Hocam biz şu an yine E şıkkını tam göremiyoruz. Göremiyor musunuz? Bir dakika tamam. Evet hocam. Şöyle yapayım. Şimdi küçük mü oldu çok? Bir dakika Evet özür hocam, küçük oldu. dilerim. Bir saniye sayfa atladı. Bir dakika. Şöyle yapalım. Yine. Şimdi görüyor musunuz? Şu an hocam E şıkkının yine bir bölümü kapalı. Bir bölümü kapalı. Bu arada Ahsen'le Enes cevap vermiş. Aferin, doğru cevap vermiş. Bir saniye tatlım, dur. ESC yapalım. Bir saniye. Hocam EBA'da hani onun da kendi yaptığı canlı ders bölümü vardı, aynı şekilde Zoom kullanıyordu. Orada böyle sorunlar olmuyor sanırım. Öyle mi EBA'da? Evet, yani benim kardeşlerim falan oradan yapıyorlar da canlı derslerini. Anladım. Bir EBA'yı Hiç deneyelim o böyle bir şeye zaman. denk gelmiyor. O zaman Zoom değil de bir EBA'yı deneyelim bir dahakine. Tamam Venesciğim, sağ olasın. Şimdi peki var, görünüyor mu arkadaşlar? Gözüküyor hocam. Gözüküyor değil mi? Tamam. Evet, arkadaşlarımın dediği gibi cevabımız Edirne'de. Sorusu olan desin, yani niye E desin, tamam mı? Uzun sorular da okumuyorum öyle fazla, biliyorsunuz. Evet, beşinci soru. Şunu biraz küçülteceğim, bir saniye. Şöyle yapsam. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? Meydandaki hareketlilik hiç bitmeyecekmiş gibi hız kesmeden devam ediyor. Bu ülkede gördüğüm her kıyafet ve her hareket birbirine benziyor. İnsanların elindeki bavullar kendi yaşantılarına dair garip izler taşıyor.
Görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve işaret edilen yere ilerliyor. Şikayetler de tıpkı eşyalar gibi tekrarlandıkça eskimeye devam ediyor. Hangisinde kişisel düşünce, öznel düşünce yoktur? Evet Nisa'cığım, doğru. Aferin. Nisa'nın cevabı doğru. Sizi de bekliyorum arkadaşlarım. Hangi şıkta kişisel düşünce içermemektedir? Bu çözdüklerimiz 2017'de çıkmış sorular. Ah sen, aferin kızım. Bir dakika, ah sen'cim bir saniye. Yanlış gördüm. Ha evet, aferin, doğru. Evet, başka cevaplamak isteyen? Enes'cim aferin, doğru. Kişisel düşünce içermiyor. Mesela A'da nerede içeriyor? Hiç bitmeyecekmiş gibi ifadesi kişisel düşünce. Bu ülkede gördüğüm her kıyafet ve hareket birbirine benziyor. Sana göre birbirine benziyor. C'ye bakıyorum. Garip izler taşıyor diyor. Sana göre o izler gariptir. Bana göre gerçekçi bir izdir. E'ye baktığımda şikayetler de tıpkı eşyalar gibi tekrarlandıkça eskimeye devam ediyor. Tabii ki burada da kişisel bir düşünce var. Ama Denizli'ye baktığımda görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve işaret edilen yere ilerliyor. Bu herkesin gördüğü bir nesnel bilgi değil mi? O yüzden 5. sorumuzun cevabı arkadaşlarımızın dediği gibi neymiş? Denizli'ymiş. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bu parçadaki altı çizili cümleyle aşağıdaki yargılardan hangisi arasında ilişki kurulabilir? Sahip olduğun mal, mülk, statü, ait olduğun sınıf, cinsiyet, din ve etnik kimlik seni sen yapan unsurlardır. Sen tüm bunların ve her birinin diğerleriyle etkileşiminin toplamısın. Senin farklılığın ve ayrıcalığın budur. Bir yaşamın ayrıcalığı her kimsen o olmaktır. Bir yaşamın ayrıcalığı her kimsen o olmaktır. Evet, maşallah çok iyi okuyorsunuz. Ah sen, aferin kızım. Çok güzel. Bu parçada diyor altı çizili cümleyle aşağıdaki yargılardan hangisi arasında ilişki kurulabilir? Kimliği belirleyen özellikler kişinin yaşamını benzersizleştirir ve ona değer katar. Efendim Enes? Soru gözükmüyor. Evet hocam, soru gözükmüyor. Niye böyle oluyor? Şimdi gözüküyor ama. Büyüttüm. Yani evet. Tamam. Okuyayım bakalım tekrar. Asen'in verdiği cevap doğruydu, bekliyorum. Böyle sorularda sakın sadece altı çizili kelimeyi okumayın. Paragrafı anlayın. Bir yaşamın ayrıcalığı her kimsen o olmaktır. B bir kere Bursa. Alakasız bence, değil mi? Denizli de alakasız. C'ye bakalım. Her hayat içerdiği benzersiz deneyimlerle diğerlerinden ayrılır ve anlam kazanır. D seçeneği burada. Özür dilerim. C seçeneği burada. Çeldirici cevap. E de anlamsız. E'yi bak, E, D ve B tamamen alakasız. C çeldirici cevap. A mı C mi? Neyden bahsediyor ilk önce paragrafta? Sahip olduğun mal, mülk, statü, ait olduğun sınıf, cinsiyet, parçalardan bahsediyor. Özel parçalardan, yani küçükten büyüğe gidiyor. Hocam Adana mı? Evet Adana. Ah sen de Adana demiştin. Evet Adana tabii ki cevabımız. İşaretleyemiyorum ama tamam mı? Zaten şeyde yazıyor belli bir yerde sayfada. 7. soru. Küçültmeyeceğim sayfayı. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? Bu da çıkmış soru. Türkiye'nin ulu dağlarına, ıssız koylarına, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler, en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde
yer yer boy gösteriyor. Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler. Anlatan sıfat fiiliki. Renkler. Evet, cevaplara bakmak istiyorum. Emirhan'cığım, tekrar düşün oğlum. En az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor. Boy göstermek yüklem olması lazım değil mi? Kalıplaşmış bir ifade çünkü. Boy gösteriyor, yüklem. Aferin Enes, aferin. Boy gösteriyor, yüklem. Boy gösteren kim? Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler özne. Türkiye'ninden renklerin sonuna kadar özne. Boy gösteriyor, yüklem. Yüklemi bul, sonra özneyi bul. Bulduk. Peki nerede boy gösteriyor? En az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde. Dolaylı tümleç. Nasıl boy gösteriyor? Ne şekilde boy gösteriyor? Yer yer zarf tümleci. O zaman cevabımız ne olur? C olur. Anlaşılmayan bir yer varsa şimdi sorun tekrar ayırayım birbirine. Boy gösteriyor, yüklem. İlk önce yüklemi bul, sonra özneyi bul, sonra nesneyi, sonra tümleci bul. Boy gösteriyor, yüklem. Kim boy gösteriyor? Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler özne. Nerede boy gösteriyor? En az kendileri kadar etkileyici motif ve desenler de dolaylı tümleç. Nasıl boy gösteriyor? Yer yer zarf tümleci. C seçeneği, belirtili nesne bu ifadede, bu örnekte bulunmamaktadır. 7 Ceyhan. Evet, 8. Bu dizelerde, Ahsen'e uyarıyorum, Ahsen ses olayları. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Yoktur. İlk önce şıklara bak. Ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması. Dur bir iki dakika. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi demek. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi demekti. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordum, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Evet, bu dizelerde hangi ses olayı yoktur arkadaşlar? Ben şimdi açıklarsam olmaz yani. Tek tek bulamam ben şimdi. Yani bulacağım da sizden sonra bulacağım. Aferin Enes, doğru. Evet gençler, diğerleri hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Ahsen, aferin kızım. Güzel. Evet, diğerleri de katılsın lütfen. Nisa'cığım, aferin. Evet, bakalım şimdi bak. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, olur idi. Bak burada da ünlü düşmesi var. Ünlü düşmesi var burada da. İdi ek fiilinden düşmüş. Ağlar idim. Burada da aynı şekilde ünlü düşmesi var. B'yi tamamen at. Beni sevmiyordun. Buradaki sevmek fiil kök. M. Olumsuzluk eki. Yor şimdiki zamanki peki. Kendinden önceki olumsuzluk ekinde bulunan E'yi iyiye daraltmış. Ünlü daralması sevmiyordun. Bilir idim. Ünlü düşmesi var burada da. Bir sevdiğin dik. Dik. K yumuşak G'ye yumuşamış. Ünsüz yumuşaması da var. B'yi E'ye at. Var idi ünlü düşmesi. Duyar idim ünlü düşmesi. Çöp gibi bir oğlan. Oğlan. Oğuldan oğlan. Burada da ünlü düşmesi var. Oğlan kelimesinin kökü oğuldur. Oğuldan oğlan. İp ince. Hayırsızın biri idi fikrimce. Ünlü düşmesi var. Şimdi biz neyi bulacağız arkadaşlar? Ünsüz yumuşamasını bulduk. Ünlü düşmesini bulduk. Ünlü daralmasını bulduk. Şu üçünü bulduk. Ünsüz türemesi ve ünsüz benzeşmesini. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olur dağlardım. Beni sevmiyordum bilirdim. Bir sevdiğim vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızın biriydi. Fikrimce. Ünsüz türemesi. Bir saniye.
Hayırsızın biriydi fikrimce. Fikri. Burada ünlü düşmesi var. Oğlan. Duyar idim. Şu an ünsüz türemesi gözüme çarpmıyor. Hayırsız. Hayırsız. Burada olmaz hırsız türemesi. Enes, ünsüz türemesini nerede buldun sen? Enes. Hocam ben ünsüz türemesi değil, ünsüz benzeşmesini bulamadım. Ünsüz benzeşmesi. Ha, ünsüz türemesini nerede buldun işte? İşte onu bulmaya gerek duymadım. Onu bulmaya gerek duymadım. Enes'cim ya. Bak, ünsüz türemesi, gözlerin gözleri. Şimdi bak, ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşamasını bulduk. Tamam mı? Ünsüz türemesi. Şimdi burada hayırsızda ünsüz türemesinin olmaması lazım. Çünkü burada sız, olumsuzluk eki. Biriydi fikrimce. Burada ünlü düşmesi var. İp ince. İp ince. Buradaki ünsüz türemesi. O zaman ince kelimesi burada pekiştirilmiş. İp ince kelimesi burada pekiştirilmiş. İyi bakın. Pekiştirme yapılırken kelimenin ilk ünlüsü kesilirdi ya, incenin iyisini kesmiş, başa yapıştırmış. Araya giren P kaynaştırma ünsüzüne ünsüz türemesi demiş. Çünkü başka hiçbir örnekte ünsüz türemesi yok. İp ince de ünsüz türemesi var. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi zaten yok. Ünsüz sertleşmesi yok. Cevabımız Adana. Ünsüz türemesi ip ince de var. Ünlü düşmesi. Fikrimce biriydi, olurdu, ağlardım. Burada ünlü düşmesi var. Ünlü daralması sevmiyordun da var. Ünsüz yumuşaması ise sevdiğin kelimesinde var. Aynen doğru. İp ince de ünsüz türemesi var. Cevabımız Adana. Evet, şimdi bakın ilk 8 sorunun cevabı. Şimdi geldik edebiyata. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bunların hepsi çıkmış soru. İslamiyet'in doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan nokta nokta İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllar boyu sürmüş bir düşünce ve inanç sistemidir. Allah'a sevgiyle ulaşmayı amaçlar. İslami dönem Türk edebiyatında bu düşünce sistemi çevresinde bir edebiyat akımı oluşmuştur. Bu akım kendine özgü nazım türlerine ve şekillerine sahiptir. Örneğin nefes gibi nazım türlerinde nokta 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 düşüncesi ele alınmıştır. Bu düşünceye göre tek varlık Allah'tır ve evrende görünen her şeyde Allah'ın türlü yansımaları vardır. Pıtırcıklarım, oraya neler gelmeli? Cevap nedir sizce? Enes, aferin, doğru. Evet arkadaşlarım, diğerleri de cevaplasın. Hadi. Ay, özür dilerim. Hadi gençler. İslamiyet'in doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan nokta nokta nokta. İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllar boyu sürmüş bir düşünce ve inanç sistemidir. Allah'a sevgiyle ulaşmayı amaçlar. Hangisi? Mistisizm, hikemi ters, bektaşilik, mevlevilik, tasavvuf. İslami dönem Türk edebiyatında bu düşünce sistemi çevresinde bir edebiyat akımı oluşmuştur. Aferin Elif. Tabii ki tasavvuftur değil mi? Enes'in ve Elif'in dediği gibi. Bu akım, tasavvuf akımı, kendine özgü nazım türlerine ve şekillerine sahiptir. Örneğin nefes gibi nazım türlerinde vahdedi vücut düşüncesi ele alınmıştır. Vahdedi vücut, tek vücut, mutlak varlık Allah'tır. Tek olan Allah'tır. Vahdedi vücut düşüncesi bu demektir değil mi? Cevabımız Bursa arkadaşlar. 2017'de sorulmuş bu. Evet, Kutadgu Bilig bizim ilk mesnevi örneğimiz. Aruz ölçüsünün kullanıldığı İslami dönemin ilk eseri Kutadgu Bilig. Hatırladık. Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Maşallah. Hızlı okuyanlar var. Enes'cim aferin. Doğru. Geçiş dönemi ürünleri arasında yer almaktadır. Doğru değil mi? İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı döneminin İslami ilk eseri Kutadgu Bilig, mutluluk veren bilgi anlamında. Doğru. Alegorik söyleşe sahip didaktik bir metindir, didaktik bir mesnevidir. Doğru. Niye alegorik diyor? Çünkü bazı kişiler kişileştirilmiş, tiyatro havası var Kutadgu Bilig'de. Doğru. İçeriği bakımından nasihatname türüne girer. Doğru.
Devlet yöneticilerine devletin yönetimi hakkında bilgiler de verir. Mutlu olma bilgisi verir insanlara. Yani öğüt verir, nasihatname türüne girer. Doğru. Hem dörtlük hem de beyitlerden oluşmaktadır. Doğru arkadaşlar. Kutadgu Birlik'teki eserler. Yoğun Arapça ve Farsça kelimelerden dolayı dili ağırdır diyor. Yanlış. Kutadgu Birlik'in dili ağır değildir arkadaşlar. Enes'in dediği gibi cevabımız Denizli. Evet, 27. Aşağıdakilerden hangisi karagöz tipinin özelliklerinden biri değildir? Bakın, karagöz tipinin özelliğini sormuş. Bu arada Karagöz Hacivat, Karagöz oyununun baş kahramanları, Pişekerle Kavuklu, orta oyununun baş kahramanları. Karagözle Kavuklu aynı özelliklere sahip, Pişekerle Hacivat aynı özelliklere sahip. Evet, bakalım. Nisa, Ahsen, Enes, aferin, süpersiniz. Karagöz okumamıştı arkadaşlar. Düşündüğünü söylemekten çekinmeyen, Hacivat'ın söylediği bazı sözleri sürekli yanlış anlayan, Hacivat ile hemen her konuda zıt fikirlere sahip, orta oyunundaki Kavuklu tipini hatırlatan bir tiptir. KK ikisi de bak, Kavuklu, Karagöz, tamam mı? Konuşmalarında özentili ve süslü bir dil kullanmaz. Cevabımız Edirne. Aferin. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, senden hem ol, hoş bu hoş. Bu dörtlüğün nazım türü hangisidir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hece ölçüsü. Nazım birimi dörtlük. Bir de konuya bak ama. Gelse celalinden cefa, cefa eziyet. Yahut cemalinden, yüzünden vefa. İkisi de cana safa, sefa. Senden hem ol hoş, bu hoş. Yani senden gelen cefa da vefa da hoştur diyor. Neyin sevgisi veriliyor burada? Nedir sizce bu şiirin, bu dörtlüğün nazım türü? Konudan bulmaya çalışın. Şekil özellikleri yanıltabilir. Konudan bulmaya çalışın. Ya şatiye değil, devriye değil, değil mi? Şatiye'de Allah ile şaka edercesine bir üslup vardı. Devriye değildi. Devriye'de polis gelecekti aklımıza. Hani ruhun bedenden ayrılıp gezip gezip tekrar bedene dönmesi. En sonunda Allah'a ulaşması. Aferin Nisa. Aferin. Cevabımız ilahidir. İlahidir arkadaşlar mı? Yani 28 Bursa. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 11 lehce üstüne yazılmıştır. Didaktik bir anlatıma yer verilmiştir. A, B, A, B ya da XA, XA şeklinde uyaklanmıştır. Güzelleme türünde yazılmıştır. Kişisel deneyimler anlatılmıştır. Kulak verdim dört bir yanı dinledim. Arkam sıra gıybet eden çoymuş. Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp devran sürmek yeymiş. Hemen hece ölçüsünü tespit et. Her dizideki ünlüleri say. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A doğru. A seçeneği doğru. Tekrar düşün Nisa'cığım. Didaktik bir anlatım, öğretici bir anlatımı var. Doğru. Doğru. A, B, A, B, X, A, X, A şeklinde uyaklanmıştır. Dinledim A, çoymuş B, ölmeden A, yeymiş B. A, B, A, B, X, A, X, A. C de doğru, B de doğru, A da doğru. Güzelleme türünde yazılmıştır diyor. Ne demekti ki güzelleme acaba? Koşmanın bir türü değil miydi adı üzerinde güzelleme? Bir de diyor ki kişisel deneyimler anlatılmıştır. Kulak verdim ben diyor dört bir yana dinlediğim arkam sıra gıybet eden çoymuş. Burada bir tecrübe yok mu bu şiirde? Cevabımız ne? Tabii ki aferin Nisa. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Güzelleme türünde yazıldığını söyleyemeyiz. Güzelleme koşmanın bir türüydü. Yurt sevgisi, yurt güzelliği ve benzeri gibi konularda yazılan koşmanın türüne güzelleme denirdi. Hocam buradaki ben C şıkkını kafam karıştı da onu anlatabilir misiniz? Tabii ki Ceyhan diyorsun değil mi? Şimdi evet. Ceyhan'da X, A, X, A demiş ya. Hani bu şey de olabilir. Mesela birinci dize
üçüncü dizeyle, ikinci dize, dördüncü dizeyle uyaklı demek Enes'in bu. Birinci, üçüncü ile, ikinci, dördüncü ile. Çoğu imiş ve imiş, hani bunlar tamam ama dinledim ve ölmeden. Tabii. Hani bak, burada nasıl bunlar aynı olabiliyor? Aynı çünkü ses benzerlikleri. Bak, kulak verdim, dört bir yanı dinledim. Arkam sıra gıybet eden çoğu imiş. Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden. Dinledim, ölmeden. Yani az da olsa bir ses benzerliği var Enes'in burada. Dinlemek, ölmek, den, di. Burada di ve me eki, burada den eki var. Dinledim, ölmeden. Çoğuymuş, yeymiş. Zaten bunlar direkt kafiyeli. O yüzden 1 ve 3'ü eşleştiririz. 2 ve 4'teki gibi bir ses benzerliği olmasa da 1'de de 3'te de az da olsa ses benzerliği vardır Enes'in. O yüzden. Anladım hocam. Tamam mı? O yüzden 1 ve 3'e X demiş aynı. Yani ben bunu şöyle diyebilirim bak. A, B, A, B de diyebilirim. X, A, X, A dememe gerek yok. Demek istediğim şu. 1 ve 3 aynı, 2 ve 4 aynı. Tamam mı Enes'in? Bu arada Allah senden de razı olsun Cemre'ciğim. Ben de seni seviyorum. Sağ olasın. Evet. 30. soru. Çıkmış sorulara göre. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir semaiden alınmıştır. Anlatımda zıtlıklardan yani karşıtlıklardan yararlanılmıştır. Şiirde sevgiliye duyulan özlem işlenmiştir. Sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır. Söz sanatına başvurulmuştur. Bakalım şimdi. Ben böyle sorularda hemen hece ölçüsü gördüm, onu tespit etmek istiyorum. Pencereden bakan Dilber, güzelliğin bildirirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci dize 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci dize 8. Demek ki sekizli hece ölçüsü bu. Denizli'yi eledim. Ak göğsünde lale sümbül, ağlayanı güldürürsün. Gerdan açık benlerin çok, güzellikte menendin yok. Kaşların yaya. Hemen söz sanatı da var değil mi burada bak. Kaşı yaya benzetmiş. Denizli'yi ve Edirne'yi direkt eledim okuduğum kadarıyla. Aferin Enes'im, doğru. Enes doğru yaptın. Bir semaiden alınmıştır diyor. Semailer zaten dörtlüklerle ve genellikle sekizli hece ölçüsüyle yazılıyordu. A da doğru. Anlatımda zıtlıklardan yararlanılmıştır diyor. Ağlamak, gülmek zıt değil midir? Zıttır. Cevabımız Ceyhan'dır. Şiirde sevgiliye duyulan özlem işlenmemiştir. O yüzden sorunun cevabı C'dir arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aidat içinde verilen edebi sanat, söz sanatı yoktur diyor. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Teşbih diyor. Gibi diyor bir de. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, rüzgarların saçımı, asıldı arabamız bir dağın yamacına, arabanın dağ yamacına asılması. Teşhis, kişileştirme diyor. Evet, cevap gelince direkt bakmak istiyorum. Aferin Enes. Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hayattayız hepimiz. Hayattayız hepimiz. Ölüm, hayat. Zeybek sendeliyorsun o ne? Soluyor benzin. Yere eskisi gibi hızlı vurmuyor dizin. Telmih bir kere geçmişte olan önemli bir olayı veya geçmişteki önemli bir kişiyi hatırlatma, anımsatma sanatıydı. Denizli'de öyle bir şey söz konusu mu arkadaşlar? Değil. Aferin Aslan'cığım sana da. O yüzden bakayım başka cevap veren var mıydı? Nisa, Enes, Aslan, aferin. Tabii ki cevabımız Denizli'dir değil mi? E'ye baktığında zaten direkt olarak dal kişileştirilmiş ve konuşuyor da. Cevabımız Denizli'dir. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Getirilemez. Nokta nokta gibi mesneviler, divan edebiyatının manzum romanları gibi değerlendirilebilir. Divan şiirinin estetiği içinde, o şiirin sanat ve dünya görüşüyle yazılan bu aşk hikayeleri, biçim bakımından bir şiir hikaye değil, olsa olsa birer manzum roman niteliği gösterir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor arkadaşlar. Mesnevi diyor bak, mesnevi diyor. Nokta nokta gibi mesneviler diyor. Evet gençler. Aferin Enes. Maşallah. Evet. Başka cevaplamak isteyen var mı? Mesnevi diyor. Leyla ve Mecnun mesnevisi.
Ferhad-ı Şirin Mesnevisi, Hüsnü Aşk Mesnevisi, Şem-i Pervane Mesnevisi, Sabr-ı Sebat tiyatro eseri. Tanzimat dönemi sanatçılarından değil mi? Abdülhakimit Tarhan'a ait değil mi? Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet. 2,5 dakika var. Divan şairleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nefi Abizim Ömer. Övgü ve yergide Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri sayılır. 17. yüzyıl şairlerinden Nabi, asıl adı Yusuf'tu. Hikemit tarzın öncüler arasındadır. Doğru değil mi? Baki özellikle mesnevilerindeki imgesel anlatımla ön plana çıkmıştır. Cevaba bakmak için duruyorum ben. Aferin Enes, süper. Şeyh Galip divan şiirinin son büyük temsilcisi kabul edilir. Taşlıcalı Yahya, Şehzade Mustafa Mersiyesi ile şöhret kazanmıştır. Evet, Enes haricinde cevaplamak isteyen yazsın ya da söylesin, fark etmez. Aferin Nisa. Tabii ki cevabımız nedir? C'dir. Bir kere Baki mesnevi değil, kaside ustasıdır arkadaşlar. Rindane, gazelin de ustasıdır Baki. Tamam mı gençler? Şimdi 1,5 dakikamız var. Bir soruya daha bakalım. Yoklamayı alacağım. O yüzden çıkmayın. Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir? Ey oğul geldik indi onlara ki civan mertlik nasip oldu. Öğüt. Ay neyse. Civan mertliğin aslı nedir bilsinler. Çünkü civan mertliğin aslı 3 nesnedir. Biri odur ki yapabileceğin bir işe sıva kolunu, yani bir söz ki söyleyesin, yerine getirmelisin. İkincisi gerçekten başka söz söylemeyesin. Üçüncüsü her işte sabrı adet edinesin. Çünkü civan mertlikle ilgili her sıfat 3'tendir. Sizce hangi metindir bu? Fütüvvetname, seyahatname mi? Sefaretname, ruzname, surname. Sizce hangisidir arkadaşlar? Ahsene bir düşün. Surname, efendim Enes? Adana mı acaba? Aferin, Adana. Aferin, fütüvvetnamedir tabii ki. Surname ne demekti? Padişah çocuklarının veya padişahın karısının doğum törenini anlatan eserlerdi değil mi? Arkadaşlar, süremiz bitmek üzere. Lütfen bir çıkmayın. Gençler ben size... Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Özellikle şimdi Cuma günü de gençler benim evle ilgili önemli işlerim var. Daha sonra uzun uzun konuştuğumuzda söyleyeceğiz. 2 saat yapardım ama olmadı Cuma günü.